Şimdi size dolgudan fıstıklar nasıl yapılır bunu göstereceğim. Buna potburn diyorlar. Ama öbür adı da dolgudan fıstık olsun. Bu örgü birçok yere yakışıyor. Bakın şuralar dolgu, şuralarda kabarık kabarık fıstık. Bundan battaniye yapıyorlar, çocuk kıyafetleri yapıyorlar. Vesaireye vesaire. Ben kırlent yapacağım. Şu kısımlarını ekledim. Daha ütülenmedi. Şu kısımlarını ekledim. Şu kısımlarda burası gibi eklenecek. Eklemeyi de size göstereceğim. Önce bu fıstıklar nasıl yapılıyor? Tersinden göstereyim. Bakın tersi böyle. Hiçbir kabarıklık yok. Buraya bakın. Fıstık fıstık. Bunu kenara alalım. Potburn ya da dolgudan fıstık nasıl yapılır onu gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Sonra gevşek gevşek 8 sık iğne. Gevşek yapın çünkü sonra bu sık iğnelere batacaksınız. 3 4 5 6 7 8. Bir tane şöyle yapılmış altına koyayım. Bir yandan ne üreteceğimizi de görmüş olun. Kenarda dursun. Gerçi burada kırmızı da var. Bir, iki, üç. Şimdi sıkı çekmeyin. Sıkı çekerseniz de olur ama örgünüz sert olur. Örgü sert olmasın. Birinciyi üçte yaptım. Şöyle yapın. Bir dolayın. İki defa da çekin. Ve de bakın şurayı gevşek çekin. Yoksa örgünüz çok sıkı olur, taş gibi. Bir, iki, üç, dört. Birinciyi bir, iki, üç defa da çekiyorum. Baş tarafı derli toplu olsun diye. İkinciyi bir dolayın. Bir, iki. Dolayın. Bir, iki. Dolayın. Bir, iki. Dört tane dolgu olunca çıkarın. Başına takın. Şöyle çekin dolamadan. Bir, iki, üç, dört. Yanındakine yine bir, iki, üç zin. Üç defa da çekin. 1 2 1 2 1 2 4 tane dolgu oldu çıkarın bu şekilde 1 2 3 4 1 2 3 de çektim 2 yumuşak olsun diye 2 de çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Dolayın. Birincisi 3'te. İkincisi 2 defa da 3, 4. Çıkartın. Bunu buradan takın. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç. Dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı olmuş. Sekiz fıstık yapacağız.
3, 4. 4 zincir. 1, 2, 3. 3 de çektim. Yanındakini 2 de çektim. Yanındakini 2 defa da çektim. Yanındakini dolayıp 2 defa da çektim. Bir, iki, üç, dört. İki, dört, altı, yedi fıstık oldu. Kaç olacaktı? Sekiz. Bir, iki, üç, dört. Çıkartın. Bir, iki, üç. Buraya üç çekelim. Sanki yetişti. Şurayı birleştireceksiniz. Dolamadan çektim. Yandaki deliğe 1, 2, 3, 4 zincir çekin. Birincisini 3'te çekin. İkincisini 2'de. Şu da şöyle. 4. Bakın başlangıcı böyle. 1, 2, 3 zincir yetiyor. Çünkü artık her deliğe 2 fıstık yapacaksınız. 4. İnternette bir sürü modeller var. Bu örgüyle örülmüş battaniyeler, çocuk yelekleri, kırlentler, en çok kırlent gördüm galiba. Ben tek şişle örülen örgüde de fıstıklar yapılıyor ya, onu da severim zaten. Hani uzun şişle yapılıyor, o şişin ismini bilmiyorum. Bu da onun gibi bir şey. Onun gibi kabarık kabarık oluyor ve onun gibi zincirden yapılıyor. 2 1 2 1 2 çıkartıyorsunuz. Böyle dolamadan çekiyorsunuz. Bir tane yavaş yapayım. 1 2 3. Her deliğin içine 2 fıstık yapıyoruz. Birincisini 1 2 3 defa da çekin. İkincisini 2 defa da, üçüncüsünü 3 defa da, dördüncüsünü 3 defa da çekin. Pardon, 2 defa da, dördüncüsünü de 2 defa da. 1, 2, 3 zincir. Şimdi yeniden tarif ediyorum. 3 zincir çektiniz. Birincisini doluyorsunuz 3 defa da, ikincisini 2 defa da, üçüncüsünü 2 defa da, dördüncüsünü 2 defa da. Yani birincisi hariç hepsini 2 defada. Birincisine de 2 defada çekseniz olur ama ben baş tarafı daha derli toplu görünsün diye düşündüm. Beli dik olur diye düşündüm. 1, 2, 3. Birincisi 3. İkincisi 2. Üçüncüsü 2. Dördüncüsü 2 defa da çıkartıyorsunuz. Dolamadan çekiyorsunuz. 1, 2, 3. Dolarsanız ne olur bir bakalım mı? 1, 2, 3, 4. Diyelim ki çıkarttınız, taktınız ve doladınız. 1, 2, 3. Dolarsanız bakın dolamadığınız kadar sıkı olmuyor bence. Onun için dolamadan çekin. Yani şu dördüncü ya, buraya takın, şöyle, buraya dolamadan böyle çekin. 1, 2, 3. Şimdi ikinci fıstık kalmış. 1, 2, 3, 4. Çıkartıyorsunuz şu şekilde. 1, 2, 3. Birincisi 3 defa da, ikincisi 2 defa da, üçüncüsü 2 defa da, dördüncüsü 2 defa da çıkartıyorsunuz. Bu 1 2 3. Aslında 3 demeyin de mesela ne diyeyim biliyor musunuz? 2
3, 4. Mesela Allahu diyelim. Çıkartın, takın, çekin. Allahu. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Şimdi şunu yaptık ya. Üst zincir yerine Allahu diyelim. Allahu. Oluyor bakın. Allah. 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 Oldu, görüyor musunuz? Yani 1, 2, 1, 2 deyip duracağınıza Allahu deyin. 1, 2, 3 diyeceğinize Allahu deyin. Ben öyle çok yaparım. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman 1, 2, 3. sıra bakın. 1, 2, 3. sırada deliğin birisine 2 fıstık, birine 1 fıstık. 2 fıstık, 1 fıstık yapacaksınız. Ancak öyle. Model ahenkli düzgün oluyor. Çıkardık. Şimdi ne diyecektik? Allahu. Allah. 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 Allahu. Allah. 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 Allah bir de denilebilir. Üç tanenin yerine geçiyor ya. Allah bir. Zikrede zikrede. Buraya bir tane yapacaktık. Zikrede zikrede ör görmek. İki, bir, iki olacak şimdi. Evet, bence bunu öğrendiniz artık. Bunu ben yuvarlayayım. Bak. Şunun ortası. Sonra da kenarı yapılacak. Kenarını da göstereceğim şimdi size. Şimdi diğerini burada yarım bıraktım. Önceden grisini yapmıştım. Ben bu renge kurşun da derim. Bunun kenarını nasıl yaptığımı göstereceğim size. Size ipin markasını da göstereyim. Alize Diva'ymış. 2019 Mart'ta 6 liraydı galiba bunlar. 6 liraydı. Alize Diva. Efeç yazıyor. Rengarenk ipleri var. Şu şekilde. Tığ da kaç numara? 3 numara, ama 3 numara olması şart değil. Sizin eliniz hangisinde rahat ediyorsa tığınız o kalınlıkta olsun. Biraz kalın gibi geliyor bana bu. 4 de olur, 5 de olur. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekin. Herhangi bir yerden başladınız. Herhangi bir yerden başladınız. Üç dolgu. Şu köşeler uzun boylu 3 defa da çekeceksiniz. 3 zincir. Uzun boylu 3 defa da çekeceksiniz. Aralarda hiç zincir yok. Şunların boylarını dolayacaksınız ama 2 defa da çekeceksiniz. Şimdi köşeyi yapalım. 1, 2, 3. Uzun boylu dedik. 1, 2, 3. Zinciri sıkı çekmeyin. Örgünüz sert olmasın diye. Sert olmasını istiyorsanız sıkı çekin. Bakın buraları gevşek gevşek çekiyorum. Örgüm sert olmasın diye. Şimdi 2 dolgu.
Şu gri ipi altına koyalım. Bir. Birinciyi üçte çekiyorum sadece. Diğerlerini iki. İkide doluyorsunuz. İkide çekiyorsunuz. Doluyorsunuz. İkide doluyorsunuz. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Doluyorsunuz. Bir iki. Yavaş yapayım. Doluyorsunuz. Bir iki. Doluyorsunuz. Burası nereye geldi? Köşeye. Bir. Uzun boylu 3 defa da 1 2 3 zincir. Kaç tane deliğe? 1 2 3. Toplam kaç tane dolgu var? 3 6 9. Şimdi bu yuvarlakta bir dengesizlik oluyor. Onu şöyle dengeliyoruz. Buraya da 9 tane dolgu yapacağız ama burada 1 2 3 deliğin içine 9 dolgu yaptık. Burada 1 2, 3, 4 deliğin içine 9 dolgu yapacağız. Şimdi bu 1, ikinci dolgu, üçüncü dolgu, dördüncü dolgu, beşinci dolgu, altıncı dolgu. Bu 3 olsun. 7. dolgu, 8. dolgu ve 9. dolgu. Kaç deliğin içine yaptık? 1, 2, 3, 4. 4 deliğin içine ne kadar yaptık? 9 9 dolgu yaptık. Burada 1, 2, 3 deliğin içine 9 dolgu. Dolgu sayısı aynı. Delik sayısı farklı. Şimdi yine köşeye geldik. Doluyorsunuz. Boyu uzun olarak 2 dolgu. Boyu uzun olacak, yoksa kare haline gelmez. Onun için köşelerin boyunu uzun yapın. Şimdi yine 3 deliğin içine 9 dolgu yapacağız. 1 2 3. 3 de demin vardı. 6 7 8 9. Kaç dolgu? 9 dolgu. Köşeye geldik. Boyu uzun olarak 3 defa da 1 2 üst zincir. Siz öğrenin diye sayıyorum. Yoksa ben bunu tabii ki artık saymadan yapabiliyorum. Şimdi 4 tane deliğin içine 9 dolgu. 2 3 4 5 6 Şunu da 2 sayalım. 7 8, 9. Şu baştaki zinciri yok sayalım. Burayı bu şekilde dolamadan birleştiriyorsunuz. Şimdi bunun yuvarlağı kare yapmaya çalışıyoruz ya. Köşelerini yüksek çekeceğiz. Şuralarını alçak boylu çekeceğiz. Burası köşeye yaklaşmış. 2 zincir çekelim. 2 zincir. 3 defa da çekelim. Burayı 3 de çekelim. Şurayı 3'te çekelim ama giderek boyunu uzatıyorum, bakın. Burayı 3'te çekelim. Şurayı daha da uzun da yine 3'te. Daha uzun yine 3'te. 1 2 3. Uzun 3'te. Doluyorsunuz 3'te. Yanındaki 3'te çekin. Yanındakini daha kısa 3'te çekin. Onun yanındakini dolayın 2'de çekin. Onun yanındakini dolamadan 2'de çekin. Onun yanındakini dolamadan 2'de çekin. Dolamayınca çünkü boyu kısa oluyor. 2 dolamadan 3 dolamadan 4 dolamadan 5. 5 tanesini dolamadan 2'de çekin. 5 tanesini çektiniz ya, dolayın 2'de çekin. Dolayın 2'de çekin ama ikincisi daha uzun. Dolayın 3'te çekin. Bu kısmı biraz zor aslında. Acemi işi değil. Daha basit örneklerde yapabilirsiniz siz. Ben bunu beğenmiştim. Bunu yaptım. Yani köşeleri aynı doluyorsunuz. 3'te çekiyorsunuz ama en köşeler uzun olacak. Onun yanındaki biraz kısa olacak. Onun yanındaki daha da kısa olacak. Bunun için biraz göz aşinalığı
El aşinalığı lazım. 2 1 2 dolamadan 3 dolamadan 4 dolamadan 5 dolayarak 2 de çekin dolayarak 2 de çekin ama boyunu uzatın dolayarak 3 de çekin dolayarak 3 de çekin ama azıcık daha uzatın dolayarak 3 de çekin daha da uzatın bakın dolayarak 3 de çekin ama daha da uzatın 1 2 3 dolayarak uzun hemen yanındaki bu 3'te ikincisi 3'te ama daha kısa dolayarak 2'de dolamadan 2'de 1 dolamadan 2 dolamadan 3 dolamadan 4 dolamadan 5 dolayarak 2'de dolayarak 3'te ama kısa dolayarak 3'te biraz daha uzun. Şimdi göstereceğim size. Daha uzun. Dolayarak 3'te daha da uzun. Daha da uzun. 1, 2, 3 köşeye geldik. Şimdi gösterince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Buralar kare olsun diye şunları giderek kısaltıyoruz. Şurayı da giderek uzatıyoruz. Bakın. Bunlar daha uzun, giderek kısalıyor ve uzuyor. Tamam mı? Bu bittikten sonra ne yapacağımızı göstereceğim şimdi size. Şimdi sonuna geldik. Bakın sonuna geldik. 1, 2, üst zincir çekin. Tığın şurasına, kalın tarafına getirin. Sonra bunu kopartın. Niye buraya getirdik? Uzun. Şurası uzun kopsun diye. Yoksa kaçabilir. Şöyle tersine geçirin. Tamam mı? Motifimiz bu. Şimdi gelelim birleştirmesine. Hangi rengin yanına hangisini koyacağınıza karar verin. Sonra işte şunları böyle koyacağız dediniz ya. Ben ne yapmışım? Şurayı böyle öbür başa kadar birleştirmişim. Burayı da, burayı da. Nereler kalmış? Şuralar kalmış. Buraları da şu iki motifi yan yana getiriyorsunuz. Şu çıkıntıyı seviyorum ben. Şuradaki çıkıntıyı. Onun için bu şekilde birleştiriyoruz. Birincisine bir iki zincir çekin yoksa çözülür. Şu ipi altına koyabilirsiniz veya sonra tığ ile görünmeyen bir tarafa çekebilirsiniz. Deliğin içine iki dolgu. Bakın. Şimdi şuradan bunun karşısına bu delikten karşıdaki aynı yere şuradan şuraya lacivert motiften gri motife aynı yere dolamadan buradan şuraya başına dolayıp çekiyorsunuz. Dolamadan karşılaştırıyorsunuz. Bakın. Sonra dolayıp ikisini çekiyorsunuz. Bir daha. Dolamadan karşılaştırıyorsunuz. Çekin, dolayıp böyle. Bir daha buradan karşısı böyle. Şu şekilde şöyle. Şimdi ben bunu size göstereceğim. Nasıl olduğunu. Çok sıkı yapmayın çünkü örgüyü çok sıkı yapmadık ya. Burayı da çok sıkı sıkı sıkıştırarak yapmayın. Büzüşmesin. Şunu ne demiştik? Arka tarafına çekersiniz demiştik. Çekelim.
Bu kadar kaldı bakın. Birleşti, görüyor musunuz? İşte benim kırlentim devam edip gidecek. Siz de nerede ne kullanmak isterseniz bu örgü tekniğini modellere bakarak kullanabilirsiniz. Kolay gelsin. Bay bay.